kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlı ve keşif meselesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki en eski anlaşmazlıklardan biridir. Hindistan hükümeti 5 Ağustos 2019'da Hindistan Anayasası'nın 35 A ve 370 sayılı maddelerini tek taraflı olarak kaldırdı. Bu maddeler Canlı ve Keşmir'in özel statüsünü garanti etmekte, burada ikamet eden kişileri tanımlamakta ve bölgenin sakinleri için sınırlı mülkiyeti ve vatandaşlık koşullarını ortaya koymaktaydı. Bu eylemlerle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır ve derhal Keşmirliler Pakistan ve uluslararası toplulukça reddedilmiştir. Bugün Güney Asya Hindistan'ın Canlı ve Keşmir'in uluslararası anlaşmazlıklı bölge olarak tanınmış olan statüsünü değiştirmek için attığı yasa dışı ve tek yanlı adımlar yüzünden savaş tehlikesiyle yüzleşmektedir. Uluslararası arenada adet edilmesine rağmen Hindistan Keşmir'den isteklerini çiğneyerek anlaşmazlıklı bölgede zorla tutulmayı sürdürmektedir. Keşmir'deki Hindistan askeri kuşatması şimdi bir yıldan daha fazla süredir devam etmekte ve buradaki insan hakları koşulları ve insani durum kötüleşmiştir. Şu görmüş olduğunuz resimlerdeki durum bizim en az fotoğrafladığımız durumlardan bir tanesidir. Keşmir'deki Hindistan askeri kuşatması şimdi daha da şiddetli bir duruma gelmiştir. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kalıcı İnsan Hakları Komisyonu ve diğer insan hakları kuruluşları, sivil toplum ve uluslararası medya 5 Ağustos 2019'dan beri daha da kötüleşen insan hakları ihlalleri hakkında derinden endişelerini belirtmektedir. Gittikçe uzayan bu kilitlenme, rastgele gözaltına almalar, sahte karşı karşıya gelmeler ve yargısız infazlar, orantısız ve rastgele güç kullanımı ki buna silahsız Keşmirli protestoculara karşı misket silahlarının kullanılması da dahildir ve Keşmirli siyasi liderlerin gözaltı sürelerinin daha da uzatılması İOK'deki sıradan hale gelmiştir. Pakistan, anlaşmazlıklı bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan Hint otoritelerinin aldığı tek yanlı 5 Ağustos 2019 tarihli kararların ve bunun ardından attığı diğer adımların geri alınmasını istemektedir. Aynı konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Hindistan'a gerekli notayı vermiştir. Hindistan işgalindeki Keşmir halkının temel insan haklarına saygı gösterilmelidir. Ve devam eden sokağa çıkma yasağı derhal kaldırılmalı ve rastgele gözaltılar bir an önce son bulmalıdır. Alıkoymalar, zorla insanları cezaevinde tecrit altına aldırmalar derhal son bulmalıdır. Özellikle sivillere karşı yürütülen bu durum asla kabul edilemez. Hindistan bölgedeki insan hakları ihlallerinin araştırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı, Kalıcı ve Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'na ve Birleşmiş Milletler Gerçekleri Umma Misyonları'na İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Canlı ve Keşmir'in temsilcisine ve uluslararası medyaya sınırsız erişim hakkı tanımalıdır. Şu konuda ümitliyiz ki Birleşmiş Milletler Canlı ve Keşmir konusunda inşallah üzerine düşeni yapacaktır. Şayet Birleşmiş Milletler üzerine düşeni yapmazsa daha öncesinde de söylemiştim dünyanın birçok itiraflı bölgesinde büyük Türk milleti üzerine düşeni yapacak, Keşmir'deki kardeşlerine sahip çıkacak. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Dün de aynı olay Beyrut'ta oldu. Dünyanın herhangi bir bölgesinde Müslümanlara ve Türklere karşı bir soykırım olduğu zaman direktmen oradaki bölgede deniyor ki işte teröristler ayaklandı. Ve kardeşim siz insanların haklarını ellerinden almaya kalkarsanız insanlarda bulan yok derse bu terörist oluyor. Bu noktada biz acilen Keşmir'de referandum yapılmasını ve Keşmir'in bağımsızlığının tanınmasını talep ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.